Katman işlemleri. Bazen katman ayarlarını değiştirmek bir çizim üstünde çalışmanızı kolaylaştırabilir. Karmaşık bir çizim üstünde çalışıyorsanız gereksiz katmanları kapatmak iyi bir fikir olabilir. Ya da üzerinde çalıştığınız katmanların hepsini tek bir renge, mesela beyaza ayarlayabilirsiniz. Böylece nesneler ekranda kolaylıkla görülebilir. İşin en güzel tarafı katman ayarlarını değiştirdiğinizde layer previous yani önceki katman komutunu kullanarak her zaman orijinal ayarlarımıza geri dönebiliriz. Ekranda mimari bir örnek görüyorsunuz. Diyelim ki bu kat planında bazı değişiklikler yapmak istediğimiz için katman özellikleri yöneticisini kullanacaksınız. Bu yönetici arayüze sabitlenmiş durumdadır. Sizin ekranınızda yoksa her zaman bu simgeye tıklayarak katman özellikleri yöneticisini açabilirsiniz. İmleç üzerine gelip pencereyi aktifleştirin. Sonra üzerinde çalışmak istediğiniz katmanları seçin. Interior Walls yani iç cepheyi seçin. Ardından kontrol tuşuna basarak Interior Walls Dashed yani iç cephe tire ve Doors yani kapılar katmanlarını seçin. Kontrol tuşuna basarak birden fazla katman seçilebilir. Bu katmanların hepsi farklı renkte olduğu için renk kartelasına tıklayın. Beyaz rengi seçip tamam düğmesine tıklayın. AutoCAD seçili katmanların hepsinin rengini beyaza dönüştürecektir. Katman denetimine geri dönün. Bu katmanlar hala seçili durumda. Herhangi birinin üzerinde sağ tıklayın. Bağlan menüsünde Inverse Selection yani seçimi ters çevir komutunu seçin. Bu işlem diğer tüm katmanları seçer. Şimdi bu ampullerden birine tıklayarak bize lazım olmayan katmanları kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kat planı, çok basit ve üzerinde odaklanılabilir bir hale geldi. Çizimin sağ tarafına doğru yakınlaşın. Gördüğünüz gibi burada bir hata bulunmaktadır. Şimdi bunu onaralım. Sil komutunu çalıştırın ve üstteki çizgiyi silin. Ardından alt taraftaki çizgiyi seçmek için tıklayın. Tutamacından tutup üst tarafa kadar uzatın. İşiniz bitince escape tuşuyla çıkın. Çizimden uzaklaşın ve gerektiği kadar kaydırın. Şimdi bu kat planında giriş bölümüyle ilgili bir tasarım değişikliği yapmak istiyoruz. Biraz yakınlaşın. Girişteki duvarı iki birim geriye alarak girişi biraz küçültüp verandayı genişleteceğiz. Değişikliği yapmak için stretch yani uzat komutunu çalıştırın. Giriş bölümünü içine alan bir pencere çizin. Uygulamanın bu aşaması oldukça önemlidir. Seçim alanı içerisinde alınan bölümlere lütfen dikkat edin. Şimdi sağ tıkla çıkın şeklimizi sağ taraftaki bitiş noktasından alın. Orta modunun aktif olduğuna emin olun. Yukarı çekerken nesne kenetleme komutunun çalışır durumda olduğunu da unutmayın. Dikkat ederseniz imleç yukarı çektiğiniz hat üzerinde durmuyor. Bu aşamadan sonra iki birim değerini yazın. Enter tuşuna basın. Son olarak fare tekerine çift tıklayarak çizimin bütününü görün. Değişiklikler bittiğine göre katman ayarlarını orijinal hallerine çevireceğiz. Buraya kadar bazı katmanların kapatılması ve bazılarının da renklerinin değiştirilmesi gibi toplamda iki değişiklik yapıldığını unutmayın. Katmanlar paneline gidip Layer Previous butonuna tıklayın. Layer Previous komutu katman değişikliklerini geriye almaya yarar. Bu komut katman ayarlarınız için bir çeşit geri al komutudur. İlk tıklamanızda AutoCAD kapattığınız katmanları açar. İkinci kez tıkladığınızda ise katman renklerini geri yükler. Çizimler üzerinde çalışmanızı kolaylaştırıyorsa katman ayarlarınızı değiştirmekten korkmayın. Birden fazla değişiklik yapsanız bile Layer Previous komutunu kullanarak her zaman eski haline geri döndürebilirsiniz.